Çağırın! Ses! Ne oluyor burada? Sormayın sultanım başımıza gelenleri. Daya Hatun'un durumu vahim. Ebe kadını öldürmüş. Ne? Ancak siz kurtarırsınız onu. Ne olur yardım et. Nedir mesele? Hele bir anlatın bakalım. Validem, sultanım. Olan biteni şimdi duydum. Herkes dayanın infaz edileceğini söylüyor. Ne infazı Hürrem? Yok öyle bir şey. Başladınız mı? Bunca yılın hatırı ve kıymetli hizmetlerine binaen emekliye sevk etmekle yetindim. Yarın haremden ayrılıyor. Nasıl olur? Dayı yalnız başına nereye gider, nasıl yaşar? Meraklanma. Ona verdiğim bir konak var. İlaveten her türlü ihtiyacını karşılayacak serveti de mevcut. Hünkârımız çok üzülecek dayının gidişine. Kararım kesindir Hürrem. Aslanımın da malumatı var mevzudan. Neyse, olan oldu artık. Biraz yalnız bırakın beni. Bütün gece uyumadım. Hatice'm, sen burada mısın? Evet validem. İbrahim Paşa'nın elçi kabulü var sarayda. Ben kardeşime bakıyorum baba. Hiç ağlamıyor artık. Dün gece ağladı ama ben duydum. Kardeşinizin acıları dindi elbet. Lakin bir ömür taşıyacak bu illet hastalığı. Bu yüzden onun her zaman yanında olun. Sizin sevginizle şifa bulsun. Süleyman. Daya Hatun'un gitmesine neden izin verdin? Ben de üzüldüm gitmesine, lakin doğru olan bu. Hatun saldırmıştır kesin. O da ne yapsın? Kendini korumuş. Hem gitmesi iyi değil. Haremin nizamı bozulur diye korkuyor. İşler aksayacak. Malum, validemizin eli ayağıydı. Bu mevzuda validemle aynı fikirdeyim Hürrem. Böyle bir hadiseden sonra artık daha burada duramaz, barınamaz. Gitsin. Hiç değilse kalan ömrünü huzur içerisinde geçirsin. Sultanım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Başın sıkışırsa mutlaka haber ver. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin.